Akşam kaldığımız mülteci oteli. İki geceye 701 lira verdik. Bütün Bangladeşli, Pakistanlı kardeşlerimiz mevcut. Burası da balkon. Çamaşırını yıkayıp asıyor millet. Şimdi çıkacağız dışarı gezmeye inşallah. Şimdi hostelimizin bulunduğu apartman, şu karşıdaki apartman. Burası Bur Dubai denen bir semt. Dubai merkeze 8 kilometre mesafede. Burjuman metro station'a yakınız. Buradan işte gezeceğimiz bütün yerleri metro ile dolaşmayı düşünüyoruz. Bakalım planımız tutulacak mı? Şimdi kahvaltı etmeye gidiyoruz. Ara sokaklar böyle. Şimdi ana caddeye çıkacağız. Biraz dolaşmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir mahalle bir kahvaltı edebileceğimiz bir yere geldik. Şunlar neymiş? Yumurtalı. Şunlar. Ne diyorduk buna biz? Samsa. Ne diyorduk buna? Samsa mı? Ha? Samosa. Şu alttakiler de tatlı. Sütlü çay falan satılıyor işte burada. Normal çay falan satılıyor. Böyle bir yer. Şimdi dışarısı pahalı olduğu için mahalli bir lokal yerde şey yaptık. Kahvaltımızı yiyoruz ki fazla para vermeyelim diye. Bulunduğumuz yerin şehir merkezine geldik. Burası neydi? Bur Dubai. Bur Dubai olarak geçiyor. Burjuman Metro Station hemen burada. Şimdi buradan günlük metro bileti alacağız. Şimdi Burjuman Metro Station'a geldik. Günlük bilet aldık. 22 dirham. İki kattan ibaret metro. Bir alt katta, içinde, poşetin içerisinde. Rengarenk. Buldun mu telefonunu? Oo, dolu bayağı. The next station is Max. Şimdi metro ile gideceğimiz bir yer var. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Hafif raylı olarak yeryüzünde gidiyor. İstasyonları böyle kapalı yapmışlar. Güzel soğutmalı. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next
station is Emirates Towers. Dönüşte bunları yine yine geçiyor yaparız ya. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is برج خليفة دبي مول. Çıkarken kartımızı okutuyoruz. Şurada Gold Class diye bir seçenek var. Sanırım buradan bindiklerinde ayrıca tamamlarında ya kalabalık değil ya da geçiş üstünlüğü var diye biliyor musun? الخيل. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Al Khail. Şimdi Panjumar'a gitmeye çalışıyoruz. Google bize iki kere yanlış yol gösterdi. İki kere yanlış şimdi. Tabii biraz enerjimiz düştü. Şimdi doğru istasyonda indik. Tekrar tramvaya bindik. Dubai Marina istasyonundan. Şimdi ilgili yere gideceğiz. Şimdi bu Atlantis Akvaryumu'na gitmek için monorail var, ona bineceğiz şimdi. Zaten buradan ilk durak hareket ediyormuş herhalde. Oturarak gideceğiz inşallah. Bir kişi gidiş dönüş 30 dirham.
Approaching last station, Atlantis of Ventura. Thank you. Burası Palm Jumeirah Function olarak geçiyor. Telaffuzda bir yanlışlık yapmış olabilirim veya telaffuzum kötü olmuş olabilir. Artık siz onu internetten bakarsanız gördüğünüz gibi otel burası. Adamlar her şeyi paraya dökmüşler. Buraya ulaşım para, burada kalma para, her şey para. Dubai'de. Monorail ile geldik buraya. 30 dirhem. 150 lira. Olabildiğince sahil. Zengin arkadaşlar yat turu yapıyorlar. Tekrar şimdi buradan monorail'e binerek geldiğimiz noktaya, oradan da Dubai Marina'ya geçeceğim inşallah. İsterseniz böyle ara durakta inip dışarı çıkmadan foto alabilirsiniz. Yolumuzda Dubai Marina'dayız. Emirates alışveriş merkezindeyiz. Ancak buraya yetişebildim. Yanlış tarafa doğru gitmişim. Tabii ben söylemeyi unuttum, bundan 10 yıl önce Dubai'ye arkadaşlarla gelmiştim, okuldan arkadaşlarla. 5 arkadaşımız beraber araba kiralamıştık. Tabii araba kiralamanın rahatlığı ayrı bir rahatlık, tartışılmaz tabii. Tabii bu da ayrı bir zevk. Bir şeyleri bulmak, bir şeylere erişmek ayrı bir zevk. Kendinize güveniniz artıyor. Buradan fazla kare paylaşmayacağım. Bildiğimiz alışveriş merkezi ama biraz daha modern, biraz daha büyük. Hayatımda böyle muazzam bir büyüklükte Carrefour görmedim. Yok böyle bir şey ya.
Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'yı görmeye geldim. Akşam Dubai fıskiyesi gösterisi olacağı için. Şimdi Burj Khalifa metro istasyonunda iniyorsunuz. Çok meşakkatli bir yoldan en az 10 ila 15 dakika yürüyorsunuz. Dubai Mall'a geliyorsunuz. Bakın trafiğe bakın şu anda. Dubai Mall zaten Burj Khalifa'nın altında. Dubai Portion, Dubai fıskiyesi yani. Saat başı akşamları belli bir saatte müzik eşliğinde fıskiye gösterisi yapıyor. Şimdi onu seyredeceğiz ve ondan sonra evimize döneceğiz, otelimize döneceğiz. Metroda bir akşam kalabalığı vardı, aklınız hayaliniz şaşar. Yani kimse alınmasın da ırkçılık yapmıyorum. Yani bütün mülteciler bence kesinlikle Dubai'nin yerli halkı değil. Bütün mülteciler Asya kökenli. Hepsi trendeydi, iş çıkışı herhalde saat 6-7. Evet. Nasıl bir transgü olmuş ya. Arkadaş. Saat sonra varabildik. Arkadaş bu kadar mı uzun sürüyor ya? Ayakta zor duruyorum ya. Vay 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 vay. Şuraya bak. Dubai fıskiyesi görüntüsü şimdi. Evet. 10 sene önce bunun 124. katına çıkmıştık. Şimdi sanırım birazdan gösteri var. Herkes onu bekliyor.
Selam. Yeni sabahtan ayın 25'i. 25 Ocak. Dubai Frame diye denen bir yere geldik. Dubai'deki metroda kırmızı hatta Expo 2000'den başlayan kırmızı hatta bindik. Max denen bir metro istasyonuna indik ve az bir şey yürüdükten sonra buraya geldik. Nedir bu? 130 katlı bir yüksek bir bina. Ne yapıyorsunuz? Bütün şehri Dubai'yi ayaklarınızın altında seyrediyorsunuz. Başka hiçbir özelliği yok. Yani giriş çok pahalı. O yüzden hiç girmiyorum. Sadece çekiyorum ve hemen gidiyorum. Şimdi de Banias Square'a geldik. Buradan da nehir kıyısına geçeceğiz. Dubai Crack, Dubai Old çarşısı var. Sahil kenarına geçeceğiz. Yeşil hatta burası. Burjuman metro stasyonundan aktarma yaptık, buraya geldik. Her yerde olduğu gibi burada da Turkish restaurant var. Şuradan nehire ineceğiz. Artık nehir mi, deniz mi bilemiyorum. Bakacağız. Buradan karşı kıyıya geçiyorsunuz. Evet. Çok enteresan. Herhangi bir korunak yok, sadece kaptanın oturduğu yer. Gömme bir yer yapmışlar. Diğer yerlerde insanlar oturuyor. Batan geminin malları. İşporta teknesi herhalde bu. Klima var. Bilmiyorum, export mu nedir anlamadım. Christoph Kolomb'un teknesi.